Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. FTX başta olmak üzere Ripple ve XRP davası ile ilgili önemli gelişmeler var. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Özellikle Solana ile ilgili bilmeniz gereken gerçekten çok önemli teknik ve temel veriler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Avrupa tarafından haberlerimiz var ve şu an gözümüzü hangi projelere doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yine videonun sonuna doğru bilgiler vereceğim arkadaşlar. Son olarak yine Bitcoin başta olmak üzere diğer teknik grafiklere bakacağız ve videomuzu bu şekilde sonlandıracağız. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Evet bakıldığı üzere Bitcoin Madencileri ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Bir iki gün önce yapmış olduğum videoda sizlere bir Bitcoin'in maliyetinden bahsetmiştim ve şu an hala bu maliyetin altında fiyatlandığını Bitcoin'in görmekteyiz. Bu da özellikle Bitcoin madencilerinin Bitcoin rezervlerine yansıyor arkadaşlar. Teknik olarak incelendiği zaman özellikle not verilerine baktığımızda madencilerin BTC rezervlerinin gitgide düştüğünü görüyoruz. Yani burada ne anlamamız gerekiyor? Madenciler Bitcoin'leri kazdıkça bunları satıyorlar arkadaşlar. Şu an ayrıca zararına bir satış olduğunda ek olarak söylemiş olalım. Bu bakımdan bunun ne kadar sürdürülebilir olacağını ben merak ediyorum. Açıkçası Bitcoin ile ilgili bence teknik olarak bilmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Evet yine FTX çöküşünden sonra bir bir firmaların iflas başvurusunda bulunduklarını görmekteyiz. Bunlardan en önemlisi de BlockFi arkadaşlar. Zaten Luna olayından kaynaklı yaralanan firmalardan bir tanesi idi kendisi bildiğiniz üzere. Burada FTX kendisine bir yardımda bulunmuştu, bir yatırımda bulunmuştu ve kendisini tekrardan ayağa kaldırmıştı ve şu an FTX çöküşüyle beraber tekrardan iflas başvurusuna hazırlanmış olduğunu görmekteyiz. Aslında bur burada bir kere tökeziğinin bir daha arkasından gidilmemesi gerektiğini bilmemiz lazımdı bu sektörde ve blokfiye yatırım yapanlar var ise ki şu an burada olacağını bilmiyorum zannetmiyorum daha doğrusu ama böyle bir durum içerisinde olduklarını hatırlatmak isterim evet bu blockchain'den başka diğer firmalarda var arkadaşlar bunlardan bir tanesi Liquid Group isimli bir firma bunu Mayıs ayında FTX Trading Limited şirketi satın almıştı arkadaşlar. Bunun haricinde bir firma daha var. Kredi kuruluşu Salt isimli bir firma. Bunun da yine aynı şekilde çöküşle ilgili para çekme işlemlerinin durdurulduğunu görmekteyiz. Aynı BlockFi gibi muhtemelen önümüzdeki süreçlerde likidite krizinden kaynaklı iflasları ile ilgili başvuruların gelebileceğini bilmemiz ve söylememiz lazım. Ve özellikle burada bilmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu firmalarla bu şirketlerle bağlantılı projeler var ise bunu siz araştıracaksınız tabii ki arkadaşlar bağlantılı projeler varsa ve sizler de bu projelerle ilgileniyorsanız özellikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sıcak bir gündem içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi dün Rusya ile ilgili bir haber ortaya geldi ve burada Polonya'ya iki adet füze attıklarını duyurdular. Daha doğrusu böyle bir söylenti ortaya çıktı. Bomba attı, bomba düşmesi kesindi ama sonradan ortaya çıktı ki bu bombalar Rusya ile alakalı değil. Ukrayna'nın kendi bombaları Rus bombalarına karşı savunma yapar iken Polonya topraklarını düşüyor ve bunun neticesinde de 2 3 adet çiftçinin burada hayatını kaybetmesiyle neticelenen bir olay oldu arkadaşlar. Bu bakımdan özellikle Polonya bir NATO üyesi olduğu için burada dikkat edilmesi gerekiyor. Rusya'nın burada tabii ki temkinli hareket etmesi gerekiyor. Çünkü NATO'nun herhangi bir toprağına bir saldırıda bulunursa topyekün NATO'nun da karşılık verme gibi bir durumu söz konusu. Çünkü bütün NATO üyeleri burada bunu yapmakla mükellef arkadaşlar. Tıpkı Türkiye'nin de olduğu üzere. Bundan kaynaklı piyasalar bir sıkıntıya girdi dün. Fakat açıklamalardan sonra özellikle ABD'den sonra vesaire ortalığın biraz daha yatıştığını söylememiz mümkün. Yine Binance ve Ripple'dan güzel bir gelişme var arkadaşlar. Takip etmemiz gereken bir gelişme. İngiltere'de bir regülatif harekette bulunuyorlar ve burada bakıldığı zaman Binance ve Ripple'ın İngiltere'de finansal davranış otoritesi tarafından lisanslamayı talep ettiğini görmekteyiz. Bu lisanslama da aslında İngiltere hükümeti tarafından, İngiltere resmi kuruluşları tarafından bu iki kuruluşun aslında onaylandığını bizlere söyler. Fakat şu an böyle bir onaylama yok. Sadece talepte bulunduklarını söylememiz lazım. İlerleyen aşamalarda Binance ve Ripple ile ilgili bu onaylama gerçekleşirse bir adım öne geçeceklerdir. Diğer borsa ve projeler başlı olmak üzere arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Hanelerine aslında yazılabilecek artılardan bir tanesidir bana göre. Yine Ripple'ın atıyor olduğu adımlara bakalım arkadaşlar. Gerçekten piyasamız çökücüdeyken Ripple tarafı ciddi bir emek sarf ediyor ve ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bakıldığı üzere sektörü düzenlemeye çalışan İngiliz milletvekilleri ve düzenleyiciler için tavsiyelerin yer aldığı bir düzenleyici white paper yayınladıklarını görmekteyiz. Yani burada kripto paralar ve kripto sektörü ile ilgili düzenleme çalışmaları var İngiltere tarafında. Burada onlara yardımda bulunabilmek adına Ripple Böyle bir white paper yayınlaması yine sektöre ve regülasyonlara vermiş olduğu önemi gösteriyor bizlere. Bu hareketler tabii ki diğer projelerden gelmediği için Ripple tarafının ilerleyen süreçlerde bir öncü olabileceğini bizlere gösterir. Bundan kaynaklı da Ripple'ın XRP'sini pozitif olarak etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi olarak aslında karşımıza da çıkar. Yine Ripple tarafıyla devam edecek olursak arkadaşlar bildiğiniz üzere Amicus briefing'lerini sürekli verildiğini görmekteydik ve bununla ilgili resmi artık özetlerin dosyalanma aşamasına geçildiğini görüyoruz. Ripple tarafına verilen desteklerin bu da özel özellikle son 4-5 saatte Ripple tarafına XRP tarafına pozitif olarak yansıdığını bizlere söylüyor. Aslında dünden beri bunu diyebiliriz arkadaşlar. Hatta Ripple ve SEC tarafının anlaşma yapabileceği bunların anlaşıp İlerleyen aylarda davayı bu şekilde neticelendireceği ile ilgili bazı haberler de ortaya çıktı. Bunların hepsi XRP tarafına pozitif olarak yansıdı arkadaşlar. Fakat tabii ki Ripple'a karşı, e, SEC'e karşı buradaki briefinglerin ve amicusların yani arkadaki bilirkişi olarak tabir edebileceğimiz e, şirketlerin... Ripple'a verdiği destek gerçekten çok önemli arkadaşlar. Özellikle Coinbase başta olmak üzere bunların daha da artabileceğini ben net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Evet bu haberlerle beraber sizlere söylemiş olduğum bu bilirkişi haberleriyle beraber XRP tarafı gerçekten ciddi bir şekilde hareketlendi arkadaşlar ve bakıldığı üzere özellikle chain verilerine baktığımız zaman 468 milyon XRP'nin balina cüzdanlarına eklenmiş olduğunu Gördük bu gerçekten önemli bir konu. Fiyatı ciddi seviyelerde etkileyebilecek bir konu. Aslında XRP'nin gidişatını belirleyebilecek konulardan bir tanesi. Yani bu rakamlar fena rakamlar değil arkadaşlar. 468 milyon XRP'nin balina cüzdanlarına aktarılması XRP ile ilgili bazı hareketlenmelerin, bazı hazırlıkların olabileceğini bizlere söyler nitelikte altını çizerek aktarmak istiyorum. Yine bakın Ripple'la devam ediyoruz. Haberler dolu dolu Ripple tarafından geliyor arkadaşlar. Ne kadar çalıştıklarını aslında buradan görüyoruz. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık potansiyel değere sahip bir ODL koridorunu kurma gayret içerisinde olduğunu görmekteyiz şu an. Ripple tarafının bunu özellikle Afrika tarafında yapacaklarını görmekteyiz. Yani ODL dediğimiz şey bir ödeme ağı gibi düşünebilirsiniz. Ödeme koridoru gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada Ripple Net'in özellikle ön plana çıkacağını düşünebiliriz. XRP tarafına bunun ne gibi bir faydası olabilir? Tabii ki Ripple şirketinin kendi bir hissesi olarak düşünebilirsiniz veya Ripple'ın bir değeri olarak burada kesinlikle ön plana çıkacaktır. Fakat buradaki 1 trilyon dolarlık bir A içerisinde kendisini bir pay bulma durumu tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü Ripple net farklı, XRP farklı. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Sizlere yalan yanlış bilgi veren arkadaşları da bu anlamda kanmayın arkadaşlar. Teknoloji ayrı, token ayrı. Bunu da net bir şekilde ifade etmiş olalım. Evet şimdi gelelim Solana tarafına. Ciddi düşüşler gördük. Bir hafta içerisinde %60'ın üzerinde bir değer kaybetti. Arkadaşlar Solana bu da tabii ki FTX'in token satışlarından kaynaklı. Sadece FTX'in satışları değil. Alameda Research ve buna bağlı olarak diğer şirketler ve buna bağlı olarak da şahısların satışlarını gördük arkadaşlar ve bu Solana'nın fiyatını ciddi seviyelerde indirdi. Şu an 14 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bunun haricinde ciddi önemli sayabileceğimiz durumlar var Solana ile ilgili. Özellikle FTX ve Alameda'nın Solana'nın kilitli halinde şu an cüzdanlarında bulunduğunu söylemek istiyorum. Yani Solana tarafından alacaklılar. Burada stake işlemleri oluyor ya arkadaşlar ona benzer bir sistemle daha önceden FTX bunları satın almış ve Alameda Reserve ve bunlar kilitli bir şekilde belli aralıklarla 2028'e kadar FTX tarafına pay paydar pay, pay verilecek normal planlanan şekil. Bu durumda arkadaşlar Solana tarafından bu şekilde bir durum söz konusu olursa tabii ki Solana fiyatına net bir şekilde satış baskısı olarak muhtemelen gelecektir. Haberi bile bunun yeterli olacaktır fakat bununla ilgili çözümlerin de olduğunu söylememiz gerekiyor. Buradaki çözümlerden bir tanesi FTX ve Alamada rezerve verilen, daha doğrusu verilecek olan bu tokenların hatalı tahsis olarak kabul edilmesi ve bunların tamamen yakılması. Böyle bir şey olursa zaten Solana'nın fiyatı direkt zıplar arkadaşlar. Bununla beraber bunun haricinde yine bu verilen FTX ve Alameda'ya verilen Solana, verilecek olan Solana tokenların hatalı tahsis olarak kabul edilip kilitlerinin 10 yıla çıkarılması. Bu bir nebze olsun e, sıkıntıyı artırabilecek durumlardan bir tanesi. Bunun haricinde yine hatalı tahsis olarak kabul edilen ve elinde bulunan taraf dışında tüm sol token sahiplerinin ek Solana Airdrop'unu alması gibi bir durum söz konusu olabilir imiş ve bunun haricinde dördüncü kombinasyonda bu üç yukarıda saymış olduğumuzun üçünü birden peyderpey pay parça parça yapılabileceği Olur. Bana kalırsa FTX'in bu şekilde bir Solana'ya zarar vermesinden sonra Solana ekibinin buradaki miktarları hatalı tahsis olarak kabul edip yakması daha mantıklı olabilir. Ama FTX tarafı da şunu söyleyebilir. Kardeşim siz bana bu Solana'ları verin ben bunları satacağım. Mağdur ettiğim kişilere bunların ödemesini yapacağım diyebilir. Bu tarafta o şekilde haklı olabilir arkadaşlar. Bu bakımdan bir çıkış yolu aranması lazım. Bu üçünün kombinasyonu yapılabilir dördüncü seçenekte gibi. Yani Solana çözümsüz değil onu göstermek istiyorum fakat sorunlu tarafların olduğunu da mutlaka unutmayın arkadaşlar. Sepetinizdeki ağırlıklarını bunları göz önünde bulundurarak kesinlikle yapın diyelim. Sıradaki haberimiz Bahamalar'dan geliyor FTX CEO'su ile ilgili FBI özellikle Bahamalar'a baskı yapıyor durumda şu an. FTX CEO'su Sam Bankman'ın iadesiyle ilgili arkadaşlar özellikle FBI kendi soruşturmayı yürütmek istiyor ve burada FTX'i kendi yargılamak istiyor. Haberleri yayınlanmış durumda. Böyle bir durumunda olduğunu unutmayın. FBI bu şekilde FTX sayısını Amerika tarafına götürürse çok daha farklı senaryoların yazılabileceğini, konuşulabileceğini ve özellikle buradaki senaryolar tabii ki FTX için bazı şeyler bitmiş olabilir ama FTX'in arkasındaki firmalarla alakalı daha henüz gün yüzüne çıkmayan firmalarla alakalı durumların ortaya çıkabileceğini unutmamamız gerek. Bir haberde Avrupa tarafından geliyor. Özellikle gizlilik coin'lerini yasaklamayla ilgili bir adım atma gayret içerisinde olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Monero tarzı böyle gizlilik coin'leri var bildiğiniz gibi. Bunların kara para aklama ve farklı yasa dışı metotlarla paraları bir taraftan diğer tarafa aktarma yoluyla kullanıldığını söylüyorlar. Avrupa Birliği tarafı çok da değiller aslında arkadaşlar. Bununla ilgili eğer yatırımlar olan varsa bu haberi unutmasınlar. Gizlilik paralarına yasaklama gelirse fiyatları da oldukça dip kesinlikle görecektir. Evet piyasa bu şekilde bir kan sürecinde iken kan ağlama sürecinde iken ARK Investment tarafından güzel bir haber geldi arkadaşlar ve Grayscale Bitcoin Trust aldıklarını duyurdular. Yani buradaki GrayScale'in Bitcoin fonundan satın aldıklarını gördük ve 2.8 milyon dolarlık bu yatırımın fena bir yatırım olmadığını gördük. En azından arkadaşlar kripto paraların hala arkasında duran bu şekilde büyük şirketlerin olması herkesin yüreğine su serpen durumlardan bir tanesi bana kalırsa ve özellikle şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bazı fenomenler yani kriptonun içerisinde ekmek yiyen adam diyor ki kripto paralar battı bitti bundan sonra bitecek. Yani kardeşim o zaman piyasadan ufak ufak sıyrıl git yani. İnsanların da canını sıkma değil mi? Yani düşüncelerini kendine bırak çünkü bu düşünceler hoş düşünceler değil ve belli bir temele dayanan düşünceler de değil. Çünkü kripto paralar başta olmak üzere blockchain arkadaşlar bambaşka ve artık gelecekte mecburen kabul edilecek unsurlar olarak karşımıza geldiler. Bunu detaylı olarak bazı canlı yayınlarımızda da konuşuruz arkadaşlar. Sizlere de çok fazla bazı şeyleri empoze etmek istemiyorum. Fakat bu tarz insanların düşüncelerine çok fazla kapılmayın. Hiçbir şeyin bittiği yok. Bu tarz düşüşler çok fazla gördü bir piyasa. Düştüğünden çok daha ciddi bir şekilde yukarıya da sıçramasını bildi. Bunu da ifade etmek isterim. NFT takip edenler için Binance'in Ronaldo'nun NFT'lerini duyurduğunu hatırlatmak isterim. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar Ronaldo'nun özellikle 18 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 12.00'da Binance üzerinde Cristiano Ronaldo temalı NFT koleksiyonunun yayınlanacağını söylenebiliriz. Ve buradan NFT severlerin Ronaldo gibi büyük bir devin NFT'sine sahip olabileceğini hatırlatmak isterim. Son olarak arkadaşlar şu düşüş piyasasında şu ortamda gözümüzü nereye doğru çevirmemiz gerektiği ile ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Burada burada mesela Uniswap ile ilgili bir haber var ama ben genel konuşacağım. Burada Uniswap'ın ne olduğunu bilmeyenler için arkadaşlar Ethereum tabanlı bakıldığınız üzere bir DEX platformu yani merkeziyetsiz bir borsa olarak bakabilirsiniz. Yani burada herhangi bir müdahale açık değil, herhangi bir manipülasyon açık değil arkadaşlar. Bu bakımdan şu dönemlerde alım satımlarınızı yani borsada işlem yapacaksanız eğer sizin alım satımlarınızı Uniswap tarzı e, borsalarda da yapabileceğiniz riski bölebilmek adına söyleyebilirim. Tabii ki her token bulunmayabilir. Bu bakımdan Uniswap değil farklı platformlarda, merkezi platformlarda da işlem yapabilirsiniz. Şimdi ben DEX söylüyorum ama tabii ki birçok güvenilir merkezi platform da var arkadaşlar. Bu bakımdan hani onlara haksızlık yapmış olmayalım. Sadece portföyünüzü bölerek, sepetinizi bölerek farklı borsalarda hem DEX hem CEX şeklinde yapmanız sizlerin faydasına olacaktır. Şimdi geldik Bitcoin'in grafiği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıldığı üzere Bitcoin'de şöyle simetrik üçgene benzer bir formasyonla devam ediyoruz dirençten red yedik ve şu an aşağıda destek lokasyona doğru ilerliyor. Şu an destek olarak fiyatın hedeflediği bölge 16 bin dolar seviyeleri arkadaşlar. Burada bir kırılım gelirse ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Fiyatın bizlere söylediği şey bu formasyonun söylediği şey böyle aşağı doğru 12.500 lira doğru bir düşüşün gelebileceği çünkü burada bakınız şöyle bir aslında ters değil mi Filamaya benzer de bir görüntü var arkadaşlar. Umarım bu formasyon çalışmaz ama genelde şöyle bir durumla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Eğer yukarıya gidecekse aşağı bir fake hareketle beraber de gidebilir. Bitcoin'de sıkı bir takiple devam diyelim. Evet bir de Solana'yı sizlere göstermek istiyorum. Özellikle Solana'da arkadaşlar biraz daha toparlanma emalelerinin olduğunu söylememiz gerekiyor. E, bu da kısa vadeli bu işin yürüyebileceğini. Fakat sonrasında e, bu temel bazlı söylemiş olduğum haberlerle beraber kısa da olsa bir sıkıntı yaşanabileceğini bizlere söyler nitelikte. Solana'da özellikle o çözüm kısımlarını bir an önce halletmeleri lazım Solana tarafında arkadaşlar. Yoksa bu FTX tarafına, Alameda tarafına ekstra Solana'lar verilirse canları çok daha sıkılabilir Solana severlerin. Bu bakımdan haberlerini takip etmeniz sizlerin faydanıza olacaktır. Bunu da Solana ile ilgili teknik olarak söylemiş olalım. Peki dostlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.